Vel akibetelil muttakin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallallahu ala seyyidina Muhammed. Sallallahu tabibu kulübine Muhammed. Sallu ala şefi zunubine Muhammed. Allahümme sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Seyyidina Adem'e, Seyyidina Nuh'u, Seyyidina İbrahim'e, Seyyidina Musa ve Seyyidina İsa, Seyyidina Zekeriya, Seyyidina Yahya ve ma beynehüm minen nebiyyine vel musallin. Salavatullah selamu aleyhim ecmain. Allahümme sallallahu Seyyidina Muhammed'in, Seyyidina Cibril'e, Seyyidina Mikail'e, Seyyidina İsrafil'e, Seyyidina Azrail'e ve Seyyidina Hameletil Arş ve Kiramel Katibine ve Cemil Enbiya'yı ve Mürselin salavatullahu selam aleyhim ecmain. Allah-u Teala ve Dekretas Hazretleri bugün yapacağımız sohbeti bütün ümmet-i Muhammed, hazır olan cemaatin dünya ve ahiret saadetine vesile kılsın. İki cihanın saadetine vesile kılsın. Uzaktan yakından gelmiş kardeşlerimizin muradına nail eylesin. Ateş azabından muhafaza eylesin. Kıymetliler, bu haftaki sohbetimiz tasavvufu hayatın usul ve ibadetlerinin hikmet ve şeriat delilleri ismiyle inşallah yeni bir kitap hazırlayacağız. Tasavvufu hayatın şeriat ve delilleri nedir? Tasavvufa hayatın mürşidi kamilleri hangi hukuku ilahiye, ayetler, hadisler, fıkıhlar, akaid hangisiyle amel ettiler, amel ettiriyorlar? Şeriat olan tekkelerindeki hukuk nedir? Bunu, tasavvufun hakikatlerini bir kitap halinde basmayı düşünüyoruz. Sizin hayırlı duanızla Rabbim Teala müyesser eylesin, muvaffak eylesin. Bugünkü sohbetimiz Müslümanın aile hayatı, Müslümanın aile hayatı, hukuku ve gereken tövbe bahsi olacak. Bu hafta tövbe bahsinin üçüncü haftasındayız. Bir hafta tövbenin hukuku nedir, şartları nedir, edebi nedir, her bir mümin ve müminat ne gibi tövbe hukukunu bilmesi lazımdır. Her bir Müslüman, her bir mümine hatuna tövbe farz olduğuna göre ne ilahi ilimleri idrak etmesi lazımdır? Birinci hafta bunu naklettik. İkinci hafta tövbeyi gerektiren işlediğimiz günahlar, günahların zararları, niçin tövbe ediyoruz? Günahların zararlarını bertaraf için. Günahlar huzuru mahşerde insanın yakasına sarılan en azim bir ilahi hukuktur. Şu halde ikinci hafta işlediğimiz günahların zararları. Bunu tam bitiremedik. Çünkü Mustafa Hoca Efendi, Allah razı olsun, çok tafsilatlı şu kitabı kaleme almış. Allah her harfine bin sevap versin, yüz bin sevap versin. Kitap 400 sayfa olduğu için içinin hukukunu huzura aliyede bitiremedik.
önemli hukukunu söyledik. Bu hafta Müslüman fert fert toplum olarak bir aile hayatı yaşar. Hiç bir kimse düşünemeyiz ki İslam'da bir aile hukukunun içerisine girmemiş olsun. İlk insan Cenab-ı Adem Safiyullah, Hazreti Havva anam radıyallahu teala anhum ecmain. Anaları babaları yok. Kendileri var. Evlilik hukuku var. Evlilik hayatı var. Çocukları var, torunları var. Dolayısıyla bir aile hukuku gösteriyor. Hazreti İsa aleyhisselam, babası yok. Allah'ın kudretine en büyük bir mucize olarak, delil olarak yaratıldı. Buna rağmen evlenmedi. Yine bir aile hukuku var. Demek oluyor ki dünyada hiçbir kimse İslam'ın çizdiği aile hukukunun dışında kalmamış. Tek yaşayan, toplum yaşayan, köyde yaşayan, ibadet için inzivaya çekilmiş bir mağarada yaşayan, muhakkak bunun bir ailesi, anası, babası, akrabayı, talukatı var. Bunun için Müslümanın aile hayatı, hayat safhasının her zaman içinde geçtiği için bu hukuku ilahiyi her mümine hatunun çok güzel bilmesi lazım gelir. Çünkü hamdolsun cümlemiz Müslümanız, müminiz. Allahu Teala Hazretlerinin indirdiği kitaplara, getirdiği, gönderdiği peygamberlere iman etmişiz hamdolsun. Şu halde aile hukuku olmayan, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hiçbir fert düşünemeyeceğine göre bu hukukun çok iyi bilinmesi lazım gelirken maalesef mümin kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, bacılarımız, hepimiz, ben de dahil, İslam'da aile hukuku nedir hakkıyla bilmiyoruz. Ayrıca vatanımızın dışarıda, vatanımızdan uzakta Hristiyan bir cemaat içerisinde, Avrupa devletleri içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla İslam hukukunun Müslüman cemaat üstünde hakim olması lazım gelir ki Avrupalının kendi kültürü, kendi sosyal hayatı, kendi dini, kendi 20. asrın anlayışı Müslümanlığın hayatına nüfuz etmiş olmasın. Kendimizi korumak için aile hukukunun incelikle teferruatını bilmemiz gerektiğinden bugünkü sohbetimize cümlemizi davet ettik ki herkes bu hukuku ilahiyeden kendini uzakta tutmasın, uzakta saymasın. Bilhassa Müslüman Türk kardeşlerimin ve diğer İslam cemaatlerinin Avrupa gibi bir memlekette yaşamış olmaları bu ilahi hukukumuzun çok iyi idrak edilmesi, nüfuz edilmesi, yaşanması lazım ki biz kendi hayatımızı kurtaralım. Aile hayatının yükünün en ağır olan kadınlar kurtaralım, çocuklarımıza Avrupa'nın esaretinde koymayalım. Bunun için her bir Müslüman aile hukukunu bilmesi lazım ki
mutluluğu etsin. Saadeti dareyine kavuşsun. Yoksa aile hukukundaki inkirazlar, aile hukukundaki geçimsizlikler, aile hukukuna nüfuz edememekten dolayı yanlış anlayış ve tatbikatlar her birimizi dünyada yeise üzüntüye, geçimsizliklere, aile problemlerine sürüklemesin. Huzurun mahşerde de, huzuru ilahiyede her birimizi mesul bırakmasın. Bunun için bugün faydalandığımız eserler başta Molla İsmail Çetin'in 33. eseri Yuvanın Yapılışı. Molla İsmail Çetin kendisi Nakşibendi Şeyhi, Isparta'da ikamet ediyor. Şu elimdeki eseri 33. eseri. Allah bileğine kuvvet, kalbine metanet, işlerine muvaffak, hizmet, tasavvuf ve şeriat hizmetini kendisine müyesser kılsın inşallahü teala. İkinci eserimiz, bugün fırsat bulursak işlediğimiz günahlar ve zararları Avrupa Fetva Kurulu Başkanı, Allah kendisinden razı olsun, 70-80 yaş arasında saadetli ömrü var, Mustafa Efe Hoca'nın eseri. İşlediğimiz günahların zararları. İnsan işlediği günahların zararını bilirse, hayretle soruyorum ki, günaha tevessül eder mi? Günaha yapışır mı? Günahın peşinden gider mi? Hayır. Öyleyse biz işlediğimiz günahların zararını bilmiyoruz. İdrak etmiyoruz. Etmediğimiz için, tam kamil olarak vasfını anlayamadığımız için, günahların vücudumuzda, aklımızda, letaiflerimizde, İslam hayatında ne gibi azim tehlikeler ve büyük veballer intihac ettiğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için günah işliyoruz. Günahtan usanmadığımız için de tövbe kapısını aralık bırakmıyoruz. Üçüncü eserimiz Ariflerin Menkibesi, birinci cilt. Dördüncü faydalandığımız bu haftaki eser Ariflerin Menkibesi, ikinci cilt. Rabbim lütfederse huzurunuzda bunu arz etmeye çalışacağız inşallahü teala. Şurası muhakkak ki hiçbir sohbet eden, hiçbir konferans veren takdim ettiği konunun bütün teferruatını anlatması müşküldür, mümkün değildir. Ben bu konuyu işlemem için en aşağı 30-40 saat bir zaman, en aşağı 30-40 kitap olması lazım. Şu halde konuşucu, sadece benim için değil bu sohbet hepimiz için, dinleyiciye bir yol gösterir. Bu konudaki önemli mühim meseleleri arz eder. İhtiyaç duyulan kitapları sergiler. Kısaca nasihat eder. Bundan sonrası mümin kardeşlerimizin gayretine kalır der ve sohbet biter. Şu halde özür dileyerek sohbetime başlıyorum ki Müslümanın aile hukuku birkaç saatlik sohbet ile bitecek derecede değildir. Çok geniştir. En aşağı 3-5 hafta anlatılması lazım gelir. Bu bakımdan kardeşlerimden, muhterem dinleyici bacılarımdan, aile hayatı bu kadar mıymış diye işlerinde bir soru belirmesin. Kardeşlerimiz bu konuyu kendi hayatlarında incelesin, araştırsın,
kamil bir sıfatla inşallah öğrenelim. Önce Ariflerin menkibesinden Hazreti Mevlana Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretlerinden hayatından bir misalle işimize başlayacağız. Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretlerinin hayatından arz edeceğim hukuk, konuşacağım konunun önemli bir yerini bize açıklamaya sebep olacak. Dinleyici kardeşlerimize bir ders verecek ve onların saadetli hayatı her şeye ışık tuttuğu gibi bugünkü sohbetimize de büyük bir rahmet saçacak inşallah. Tarcül Arif'in Seyyid Ebul Vefa Hazretleri miladi 1026 senesinde dünyaya teşrif buyurdu. 1107 senesinde ahirete teşrif etti. Hicri olarak 84 yıl yaşadı. Miladi olarak 2 sene 82 sene saadetli bir hayat yaşadı. Kıymetler, bir kişinin saadetli ömrünün miktarını arz ederken dikkat edilecek bir hukuk var. Miladi sene 70-80 senede 2 sene fazla geliyor. Hicri senede 2 sene 90 geliyor. Şu halde Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretleri'nin saadetli hayatı hicri 84 sene dediğimiz zaman miladi 82 sene 81,5 sene anlamamız icap eder. Aile hayatının misalini açıklayacağız inşallah. Tacül Arif'in Ebul Vefa denmesi, Tacül Arif'in olmasının hikmeti, sohbetimizde işe yarayacak bu konu. Şeyh Şembeki Hazretleri ile tanıştı. Devletli Şembeki Hazretleri Silsile-i Tarikat-ı Aliye'de Ebu Bekir Havala Hazretlerinden o dahi Şeyh Abdullah Sehli Tüsteri Hazretlerinden, o dahi Ebu Abdullah Muhammed Hazretlerinden, o dahi Cabir bin Abdullah sahabeyi güzünden, o mübarek Hazreti İmamı Ali Efendimiz'den, o dahi Hazreti Resulü Kibriya Aleyhisselam'dan, o dahi Cibril Emin'den, o dahi Hazreti Hak Celle Celalü'den bu tarikat-ı Ali iktisap etti. Size bunu arz etmekteki maksadım, unutmamak lazım gelir ki bütün tarikat-ı Ali'nin senetleri Hazreti Resulü Kibriye dayanır. Bir tarikat ki mürşit silsilesini saymaya başladı, Resul'e kadar bilemezse o tarikatın kemalatı noksan olur. Yani dayanmazsa. Bunun için Allahu Teala hepimizden razı olsun. Hiçbir turuk haliye yoktur ki illa Resulullah'a kadar silsile ulaşmasın. O da Rabbül Emin, Cibrili Emine, o dahi Allah'ın azametine ulaşmamış olsun. Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretlerinin şeyhi Şembeki Hazretleri Şeyh Ebu Bekir bin Havra Hazretlerinden ders aldı. Onun kıssasını hatırlayacağız, yolumuza gideceğiz. Bir gün Şeyh Ebu Bekir bin Havra Hazretleri
rüyasında Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Ya Resulullah bana tövbe ver, tarikat ver buyurdu. Hazreti Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şeyh Ebu Bekir Hevaraya, ya Ebu Bekir, bu Ebu Bekir Sıddık Hazretleri değil. Ya Ebu Bekir, ben senin hak peygamberinim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ım senin gerçek şeyhindir. Hazreti Ebu Bekir'den tarikat al. Ebu Bekir Havara rüya gördü. Rüyanın içinde Resul-i Kibriya'dan tövbe ve tarikat almak isteyince iki cihanın fahri böyle buyurdu. Ebu Bekir Hazretlerinden tövbe aldı. Tövbesi üzerine bir taç Sıddık-ı Azam, bir hırka, bir de sarık kendisine giydirdi. Mübarek cesedini sıvazladı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın. Ebu Bekir adaşı vücudu sivilceli idi. Rüyada bu sivilceli sırtının sıvazılmasından uyanınca bütün bedeninin sivilceleri geçmiş gördü. Hakikaten başında bir taç, sırtında bir hırka maddeten de hazır buldu. Rüyada giydirildi, cesedinde gördü ki vücuduna da giydirilmiş. Demek ki bu tarikat-ı aliye öyle bir rahmet halkasıdır ki Hazreti Resulullah'ın tacı giydirilir, Rabbül Alemin'in rahmet ve izniyle seyri edilir ve onun içinde cemaatindeki müritleri Hakk'a kısa zamanda vasıl olurlar biiznillahi teala. Tacül Arif'in lakabı Şeyh Seyyid Ebul Vefa Hazretlerinin Şembeki Hazretlerinden tarikat aldı. Kısaca silsileyi okudum. Şembeki Hazretleri Tacül Arif'in bulunduğu beldeye geldi. Allah kendisinden razı olsun. Bu yerini aradım, ismini bilmiyoruz. İran, Irak'ta Kusen'de bilenler varsa Tacül Arif'in Ebil Vefa Hazretleri Irak'ın Kusen'de ikamet ediyordu. Şeyhi Şembeki Hazretlerini Kusen'de'ye getirdi. Şeyh Hazretlerine 3 gün ziyafet verdi. O mübarek gelen zat-ı mübarek şöyle buyurdu. Ben senin yanına sokuldum iki maksatla. Birincisi Hak Teala Hazretlerinin azametinde saydığım durum muhacesinde Resulullah'ın nuraniyetinde bir tarikata aliye mükteseb ol. Sen evladı Resulsün. Bu mal sizin öz malınızdır. Ben bunun için geldim. Mübarek çok izzet ikram etti. İkram ettikten sonra mübarek buyurdu ki sohbetimizin önemli bir konusu çıkmış oluyor. Ey seyyidi, ben Hakk'ın emrini kabul ettim. Resul-i Kibriya'dan sonra bu yol elbet sizlere ulaştı. Kapımıza açtınız, rahmet oldu. Sen karşıma geldin, devlet oldu. Vaadini hak bildim. Yalnız müsaade et. Ben valideme bir görüşeyim. Ondan müsaade alayım. Şu siperli şapkayı bir lütfen geriye çevir. Yüzünü de görmüyoruz. Bir karış dünyaya küsmüş siperi. Müsaade et. Validemle aldım kabul ettim. Yalnız ana hakkı var. Validemle bir görüşeyim. Ondan müsaade alayım. Ondan sonra buyruğun başımın gözümün üstüne olsun.
devletli Tacül Arif'in Ebu'l-Vefa Hazretleri çok yüksek bir arifi billahın evladı olmasına rağmen ana hakkı bilerek, valide hakkı bilerek Allah razı olsun validesinin huzuruna geldi. Şeyh Şembeki'nin müjdesini söyledi. Ey validem, bu aziz Resulullah'a kadar uzanan nurani yolun azim bir bekçisidir. Kabul edersin Turuk Aliyesi'ne gireyim. Zaten benim babam da mürşid-i kamil idi. Validesi böyle izin isteyince şeyh sana ne dediyse öylece yap. Ebu'l-Vefa Hazretleri, sen beni anam Allah'a hibe ettim diye şeyhe ısmarla. Ana, sen beni Allah'a hibe ettim diyerek şeyhe mürit kılmama izin ver. Bunun üstüne validesi dedi, o benim gözümün nuru evladım. Allah'a seni ısmarlamak kolay mıdır? Önce ben seni bir imtihana tabi tutayım. Bir tecrübeden geçireyim. Allah'a hibe edilecek bir alametin var mı müşahede edeyim. Halvete gir göreyim. Hazreti Şeyh, halvete gir göreyim. Sözün üzerine validesinin emri ile Ümmü Gülsüm idi. İsmi şerifi. Bir rivayette Fatımatü Zehra idi devletli annesi. Devletli annesi çok azim bir evliyanın kızı idi. Şimdi gelecek sıra. Halvete girdi. Şartı, ana sen beni Allah'a hibe ettim diyerek Şembeki'ye mürit yap. Ey oğlum, ben seni bir göreyim. Halvete sokayım, bir imtihana tabi tutayım, Mevlam ne gösterir? Halvete girdi, anası sabah namazını kılmak için dışarı çıktı. Seyyid Ebu'l-Vefa halvetin üzerinde gördü ki bir nur yükselmiş, kapısından ta semaya kadar direk olmuş. Anası gördü. İsmi şerifi Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin Seyyidine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Efendimizin saadetli ismi. Oğlum Muhammed, Efendimiz'e selat getirem. Müjdeler olsun sana. Hak Teala seni kendisine layık kullandan eylemiş. Ben de seni Allah'a hibe ettim dedi. Durma şeyine git buyurdu. Demek ana hakkı aile hukukunun temelidir. Biraz sonra bunun teferruatına gireceğiz. Girmeden annenin kim olduğunu göstermek için sizin huzurunuzda bu misali arz ettim. Anne hakkı gelecek biraz sonra inşallah. Ebu'l-Vefa Hazretleri, Seyyid Muhammed Hazretleri ismi şerifiyle Şembeki Hazretlerine mürid oldu. Yaşı çok genç, görünüşü tecrübesiz bir mürid, hakikati kemal vasıfla dolu idi. Şembeki Hazretlerinin medresesinde, tekkesinde öğle namazı için ezanı Muhammed okundu. Seyyid Ebu'l-Vefa müezzine dedi, sabret. Ey müezzin, daha namaz vakti girmedi. Dikkat! Nerede ne cemaati olursa olsun, her birisinin nefsi olduğundan, haset damarları işlediğinden, şeytanın iyivası hakim olduğundan, bu mübarek genç seyide içindeki cemaat söylenmeye başladı. Henüz bir günlük bu sofi
Bizim 40 yıllık müezzine karşı geliyor, böyle olur mu? Daha bu bir çocuk. Azizler Meclisi'nde nasıl oturacağını bilmeden kalkmış bir de nokta nokta nokta. Şeyh Şembeki'ye şikayet ettiler. Mübarek Şembeki Hazretleri kendisine bu sözünün delili nedir ya Seyyid Muhammed dedi. Efendi Hazretleri, elimde bir delil vardır. O delil şudur ki, göğe bakınca namazın vaktinin girip girilmediği elbet görülür. Ben mazurum. Müezzine itiraz edişim şeriatın bir hakikatını açıklamak içindir. Yoksa haşa müezzine karşı gelmek için değildir. Ama benim elimde de bir hakikat var. Nedir hakikat? Ya efendim, terk edep olmazsa gel sana göstereyim. Mürşit yanına geldi. Başını kaldır, göğe bak. Başını kaldırdı. Büyük bir melek kanatlarını açmış, uçmak için bekliyor. Bir müddet sonra sayha vurdu melek gökteki. Yani ey gafiller, Allah'ı zikretmek vakti girmiştir. Ya eyyühel gafilin üskürullahe. Ey gafiller, Allah'ı zikretme vakti girmiştir. İşte Efendi Hazretleri gördün ki şimdi melek haber verdi. Öğle namazı yeni girdi buyurdu. Bu kadar azim bir arif evladı, bu kadar kamil bir zat-ı mübarek illa silsile-i aliyeden geçmedikçe hiçbir kimse muradına eremediği için Tacül Arif'in Hazretleri dahi muradına, Mahmud Hoca, muradına böylece erdi. Ya Tacül Arif'in lakabı? Şeyhi Şembeki Hazretleri, dikkat, dikkat, şimdi bugün de ilgili bir hadise. Şeyh Şembeki Hazretleri, Seyyid Muhammed Hazretlerine dedi, Muharrem ayı içindeyiz. Şimdi Muharrem ayı içindeyiz. Aşure gecesi bugündür. Bugün dediğim sohbetin aşure gecesi. Ya Seyyid Muhammed, her yıl bu gecede Ricail gayb toplanırlar. Gavs-ül Azam kutuplar, evliyalar toplanırlar. Bir sahrada Hazreti Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam da hazır olur. Gel seni bu seneki geceye götüreyim mi? İsabetli olur sultanım, şeref duyarım. Şembeki Hazretleri aldı Seyyid Muhammed Ebul Vefa Hazretlerini Aşure gecesi 9. Muharrem'i 10. Muharrem'e bağlayan gece sahraya çıktılar. Şeyh Şembeki ve Seyyid Hazretleri sahrada gördüler ki bütün Allah ilminde dolu olan evliyalar hazır. Gavs-ül Azam, kutuplar, Ricail Gayb hepsi hazır. Kimi namaz kılıyor, kimi murakabe yapıyor, kimi ağlıyor, kimi inlemekte, kimi nazda, kimi niyazda. Hazreti Seyyid ile Şeyh'i aralarında o koskoca sahrada Allah dostlarının nuruyla dolu sahraya girdiler. Biraz sonra gök yarıldı. Çok büyük bir nurani, sabır sabır, çok nurani, çok büyük bir nurani bir taç semada belirdi. Bütün arifler, erenler taca kavuşmak için saadetle ellerini uzattılar.
Şembeke Hazretleri Tacül Arif'in seyrettiler. Rengarenk nurlu kudret eliyle yazılmış, yapılmış bir Arif tacı semadan inmeye başladı. Ay güneş kıskanır, yıldızlar imrenir. Nereye iner, nereye iner? Baktılar bizim Seyyid Muhammed Ebul Vefa Hazretlerinin başına indi. İşte aşure günü giydiği taçtan Tacul Arif'in oldu. Bunların için anlatırım. Evet, yuvanın içinde, İslam ailesinin hukuku içinde milyonlarca Arif de bu yuvalardan yetişti. Bizim de aile, bizim de aile yuvamız var, Ariflerin de var. Bak Arif'in yuvasına, dön bak kendi ailenin hayatına. Bak onun için getirdim. Çevir şunu Allah için siperi. Çevir bari arkaya çevir şapkanın siperi. Frenk şeyi secdeye inmez, Kur'an okunmaz, pis bir adet. Evet. Daha gidiyoruz, bitmedi işimiz. Az sonra bitecek inşallah. Seyyid Muhammed Hazretleri'nin babasının ismi Seyyid Muhammed Arızi. Kerametleri ciltler dolusu kitap yazıldı. Böyle bir âli zattan böyle bir mübarek evlat dünyaya geldi. Ya Hazreti Validesi Ömer bin Şirk ve bin Ebu Ammer Nercisi'nin kızı idi. Güzellikte saliha olmakta destan olmuştu. Bir ismi Fatıma, bir ismi Ümmü Gülsüm'dü. Böylece Seyyid Muhammed Arıza Hazretleri bu devletli validemizle izdivaç yaptı. Nikahladılar. Beraber yaşadılar. Allah'ın sevdiği rızaya uygun bir yuva kurdular. Kitabın isminden söylüyorum. Yuva hazırladılar. Seyyid Muhammed Arıza Hazretleri, Seyyid Ebul Vefa Hazretleri, devletli validesinin karnında 7 aylık iken vefat etti. Babadan ne oldu? Yetim kaldı. Öksüz anadan. Babadan olursa yetim, anadan olursa öksüz. Vefatını bildi. Çocuğum dünyaya gelmedi. Bu gördüğüm hastalık ölüm hastalığıdır. Bu beni götürmeye geldi. Beldenin ahalisini topladı. Doğru yoldan ayrılmayın. Size gösterdiğim irşat hakikatlarını yaşayın. Ta ki yuvalarınız Allah'ın istediği mutluluğa ulaşsın. Kasten bunları getirdim huzurunuza. Annemize döndü. Fatıma Hatun, Ümmü Gülsüm, Hazreti Ebul Vefa karnında şerefli 7 aylık hamile. Ya Hatun, sen bir erkek çocuk dünyaya getirsen gerek. Getireceksin demiyor. Velayette edep var. Getireceksin, olacak gidecek yok. Sen bir erkek çocuk dünyaya getirsen gerek. Bu çocuk büyüyünce dillere destan olur. Reisül Evliya zamanının tahtına oturur. Kerametleri şimdi ana karnında dahi vardır. Bunları bilesin, nesebini tanıyasın, hayırı şerri getireceğin çocukla seçesin. Yani dünya giriftarlığı seni Allah'ın yolundan alakoymasın. Sen benim gibi muhterem bir zatın haremi, karnındaki Reisül Evliya'nın validesisin.
Ne kadar güzel. Bunları bilesin, sakın gafil olmayasın. Yani her adamını düzgün atasın tabii ya. Kurulacak aile yuvası böyle olursa tacül arifin doğar. Şöyle olursa eşkıya taifesi doğar. Kim nasıl olduysa iki cihetle ailesine baksın. Nesebi kimden geliyor? Hesabı nasıl? Haram helal yiyor mu? Aile reisi şeriata dikkat ediyor mu? Allah'ın emirlerini harfiyen riayet ediyor mu? Herkes kendi seceresine bir baksın. Nesep nereden geliyor? Ne yiyip, ne içip, ne terbiye görmüş. Bu kadar söylerim, fazla söyleme. Şimdi göstereceğim delilini. Babası Muhammed Arizi Hazretleri ahirete gitti. Ana karnında 7 aylık hamile kaldı. Anamızın karnında. Kürkler arasında o zaman bir adet vardı. Bir ailenin reisi vefat ederse bulunduğu bölgeden göç ederlerdi. Seyyid Muhammed Arizi Hazretleri'nin vefatı ile o kabile işte şuradan şuraya göç ettiler. Bu örf ve adet, sebebi yok. Kahvile giderken bir sahrada ekili bostan tarlası gördüler. İzinsiz birkaç kavun alıp kavme getirdiler. Kavunları kestiler. Seyyid Ebul Vefa Hazretlerinin anası, validemiz Ümmü Gülsüm Fatıma'nın önüne de koydular. Gaflet galebe çaldı. Ağzına götürdü yedi. Hemen yuttuğu saat karnında bir ızdırap vaki oldu. Ahengi bozuldu. İstirakı kaçtı. Seyyid Muhammed Arıza Hazretlerinin söylemiş olduğu yavrunun kerametleri görülmeye başladı. Çok af buyurun, sözüm meclisten dışarı, anamız yediğini kustu. Kısa bir devir geçti. Kısa bir devir geçti. İkinci göç lazım oldu. İkinci göçe giderken eşyaları, kıymetli malları hepsini topladılar. Haramiler önlerini kesti. Elbiselerine varıncaya kadar soydular. Beri taraftan hakkın inayetiyle haramilerin karşısına aslanlar, yırtıcı canavarlar çıktı. Onlara saldırdı. Çaresiz kaçtılar. Gasp ettikleri, soygun yaptıkları malları olduğu gibi bırakıp gittiler. Şimdi burada çok azim bir şey duyacağız. Ben de ömrümde ilk duydum. Sabır. Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretleri öyle azim bir zattı ki annesi süt verdi. Ay şehru Ramazan, mübarek yavru emmedi. Validesi eyvah çocuğum hasta dedi, akşam oldu. Ertesi gün güne süt verdi, emmedi, akşam oldu. Sağa sola sorunca dediler ey Seyyide Fatıma, senin çocuğun ehli keramettir. Şehru Ramazan'da oruç tutuyor. Öyle ana, böyle baba, böyle evlat. Bunu kasten söylüyorum. İşte ailelere bakın, evlatlarının notunu siz verin. Ah ya Rabbim. Tacül Arif'in Ebul Vefa doğdu. Bulunduğu belde halkının ekinleri gelişti. Hayvanları çoğaldı, bolluk bereket her yeri kapladı, hiçbir afet görülmedi. O mübarek Seyyid Tacül Arif'in Ebul Vefa'nın hürmetine. Günlerden bir gün Seyyid Ebul Vefa Hazretleri validesine
bir yerden bir yere geçerken durdular. Anne, ey oğlum, biliyor musun buranın ne yer olduğunu? Ey oğul, Allah hakkı için hiç hatırımda kalmış bir şey değil, bilmiyorum. Ey anneciğim, ey validem, burası öyle bir yerdir ki, hani sizler babamı defnettikten sonra göç etmiştiniz, bir yere gelmiştiniz, kafileden birkaç kişi bulunduğu mevkinin bostan tarlalarına girip birkaç kavun aldılar. Senin de canın çekti, kavunu kestiklerinde yedin. O zaman bana hamileydin, tam hamileydin. Ben sana karnında ızdırap verdim, yediğin haram lokmayı kusturuncaya kadar. İşte ana, burası o yediğin kavunun alındığı yerdir. 7 aylık çocuk anasının karnındayken başına gelen kıssayı naklediyor. Ana, hatırlıyor musun siz o göçte, kavun göçünde öteberiyi topladınız, malı mülkü aldınız, haramiler sizi bastı ya. Evet, işte haram lokma yediğinizin belası, haramilere uğradınız. İşte asıl sohbet edeceğim yer burası. Siz elin tarlasından izinsiz bir iki kavun yediniz. Haram yediğiniz için Allah sizin başınıza bela gönderdi. Bütün malınızı, mülkünüzü haramilere talan ettirdi. Sofi, başımıza gelen bela ve musibetle kul hakkı Allah'ın hukukuna tecavüzden gelir. Kavunu yediniz, haram kavunun cezası, yediğiniz kavunun safası, belası olarak haramilere çarpıldınız. Ama siz yine o ceddinizdeki evladı Resul Ariflerin hürmetine, işte veriyorum haber, Hak Teala Hazretleri melekelerine emretti. Melekler aslan, yırtıcı canavar suretine girdiler. Haramilerin üzerine saldırdılar. Haramiler yırtıcı canavarlardan korkarak aldıklarını bırakıp kaçtılar. Böylece sizler bir kavun safasıyla bela haramiye soyuldunuz. Ama ceddinizin seyidi Habibi hürmetine, atalarınızın seyit evliyası hürmetine Allahu Teala yine size merhamet etti. Ana, burası o yerdir. İşte sohbet bitti. Yuva böyle yapılırsa hayat böyle olur. Sonuç buraya varır. Bitti sohbet. Düşündürmek için anlat anlat. Anlat anlat, idrak olmasa neye yarar? Tacid Arif'in Hazretleri Kürt semtinde büyüdüğü için Kürtçe bilirdi. Ama Reisül Evliya oldu. Arapça onun dilidir, Resul-i Kibriya'nın. Onu bilmesi lazım. Derecesi günden güne artan Ebul Vefa Hazretleri dili Kürtçe iken bir gece öz dedesi Resul-i Kibriya Aleyhisselam'ı rüyada gördü. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam saadetli parmağını ağzına koydu. Tükürüğünden biraz parmağına bulaştırdı. Ebul Vefa Hazretlerinin ağzına sürdü. Dedi, oğlum, senin ceddinin dili Arapçadır. Sana elzem gelir. Arapça konuş. Uyandı. Hiçbir kimsenin o kemalatta Arapça konuşması kimseye nasip olmadı. Evet,
bu mukaddemeyi yaptım. Sonucu belli. Özeti meydanda. Herkes aslı aslına çeker. Nesli nesline çeker. Herkes Adem Aleyhisselam toprağından halk olmuştur. Ve lakin kazandığı ahval ile ya harami eşkıya olur, ya arifi billah ebul vefa olur. Şu halde aile hukuku insanı kamil eder, aile hukuku insanı harami eder. İşte bu misalin üstüne başka konuşulacak bir şey bulmadım ama ne yapalım ki, ne yapalım ki, anlatmak zorundayız. Habibi Acemi Hazretleri bir cariyesi vardı. 30 yıl kimsenin yüzüne bakmamıştı Habibi Acemi Hazretleri. Bir gün hane-i saadetinden cariyesi dışta bir haçet için sokağa çıktı. İçeri girerken Habibi Acemi Hazretleri cariye ile karşılaştı. Habibi Acemi Hazretleri cariye dedi, sen kimsin ey hatun, ne kimsesin? 30 yıldır senin evindeyim, beni nasıl bilmezsin? Habibi Acemi, vallahi ben Hak Teala'dan başka kimsenin yüzüne bakmadım ki cariye olarak seni göreyim. 30 senelik cariyesine, evinin hizmetçi kadınına bakılmazsa işte o zaman Habibi Acemi Hazretleri, Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretleri ve bizim Allah bir Muhammed Hak Efendimiz Seyyidimiz Seyyid Abdülbaki Hazretleri olur. Şimdi Gavsımız yakın vakitte sohbetinde bir münasebetle bana dedi, Mehmet benim çocuklarım asi olmaz. 5 tane erkek evladım var. Senin anan, onun valideleri bir gün abdestsiz onlara süt vermedi. Allah hakkına ben bu Gavs'tan bunu duydum yakın tarihte. Benim evlatlarım asi olmaz, Allah'a muti olur. Onların anaları, senin validen hiçbirine abdestsiz bir defa süt vermedi buyurdu. Onun için de cihana hükmeden Seyyid Abdülbaki Hazretleri oldu. Avustralya kıtasında var, Amerika'da müritler var. Kanada'dan bir profesör geldi, 20 kişi hatmiye oturuyoruz buyurdu. Moskova'da tekkesi var, Bulgaristan, Yugoslavya, Bosna Hersek'te tekkesi var. Bir gün yine sohbetinde, Mehmet Bosna Saray'da 7 yerde hatme yapılıyor buyuruldu. Avrupa'nın hiçbir kıtası kalmadan müritle doldu. İşte Tacül Arif'in, İşte Tacül Arif'in Seyyid Abdülbaki, işte Tacül Arif'in Seyyid Abdülbaki'nin aziz kıymetli sufileri. Şu halde aslımız çok temiz, mensubiyetimiz çok kavi, yolumuz Allah Resulü'nün yolu ama adımlarımız bozuk olmamalı, gözlerimiz şaşı olmamalı. Kimin evladı olduğunu hatırlamamız lazım gelir. Kavs-ı Kasrık bir gün sohbet etti. Kasrık'tayız. Dedi, insanın babası ikidir. Bir babası dünyaya getirmeye vesile olur. Yedirir, içirir, büyütür, besler. Bu mecazi babadır. Doktor eder, mühendis eder, tüccar eder ama Allah'a layık etmesi zordur. Bir babası daha var. O babası da
onun mürşididir. Babasının dünyaya getirdiğini o Allah'a götürür. Terbiyet ettirir. Kamil ahlak, Resulullah'ın sünnetini yaşayan bir insan meydana getirir. Tacül Arif'in Ebu'l-Vefa Hazretleri nakledince hasrette kalmamak lazım. Biz de aynı sülalenin evlatlarıyız. Biz de Tacül Arif'in Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin müritleriyiz. Yalnız izanımıza, ahvalimize, yaşayış hayatımıza, kazandığımıza, yuvamıza, Müslüman olan aile hukukuna riayet etmemiz lazım gelir. Bizim noksanımız yok. Bizim noksanımız bizim kendi işimizde. Habibi Acemi Hazretleri İranlı, Acem lafzı oradan. Konyalı, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Belç şehrinde ama Konya'da şimdi. Nasıl onun gibi Habibi Acemi Hazretleri de İranlı. Ama aslı İranlı, nesli Arifler soyundan olduğu için nesline çekti. Tövbe etti. Faiz para yerdi. Faiz para almayı vermeyi küllüsüne tövbe etti. Ne kadar alacakları varsa helal etti. Bulamadığı parayı evinde ne eşya varsa hibe etti. Sonunda Dicle kenarında bir ufak ibadet evi yaptı, içine kapandı. Bir akşam üstü Habibi Hacem'e eve geldi. Hatununu nafaka istedi. Halvete çekilmiş, savmiyaya çekilmiş, verecek bir şey yok. Hiçbir şey söylemedi. Sabah oldu, savmiyaya gitti. Taatle meşgul oldu. Akşam eve geldi. Nerede işlersin? Yine nesine getirmedin? Hatun dedi. Habibi Hazretleri, öyle bir kişinin işini işlerim ki gayet cömert. Onun kereminden utandım da bir şey isteyemedim. Bana dedi ki 10 gün müsaade et, 10 günlük ücretini bir kere de vereyim dedi. Yine ibadet evine gitti. 10 gün doldu. Öğle vakti öğle namazını kıldı. Bu akşam hatuna ne cevap vereceğim? Mübarek kalbi şerifi üzüntüye kapıldı. Hak Teala Hazretleri kudret hazinesinden koyun, soyulmuş koyun, yüzülmüş koyun, yağ, bal, yiyecek nesneler ihsan etti. Beyaz yüzlü, beyaz elbiseli bir kimse birkaç mal ile Habib'in evine getirdi. Kapıyı çaldı. Habib'in hanımı, anamız araladı. Ne istiyorsun? Beyaz elbiseli kimse. Bunları senin efendinin işini işlediği kişi verdi. Eve gelince erine sen işini artır, biz de aşını artırırız dedi. Ve size selam söyledi. Sen işini artır, biz de aşını artıralım dedi. Habib mahzun, mahcup eve geldi. Evden tam kokuları çıkıyordu. Hatunu baktı güler yüzlü, kapıda tebessüm etti. Ey efendi, senin işini işlediğin kişi ne kadar ulu bir kişiymiş. Süt beyaz elbiseli bir şahıs, türlü türlü yiyecekler getirdi. Ve bir kesede
para bıraktı. Haberci dedi ki, erin gelince ona söyle, verdiklerimizi kabul buyursun. Eğer o işini artırırsa biz de aşını artırırız dedi, buyurup gitti. Eğer o işini artırırsa biz de onun aşını artırırız. Habib Acemi buyurdu, Rabbime 10 gün kulluk ettim, bu lütufları ihsan etti. Ya ben itaatimi halis temiz yaparsam işin sonu nereye varır? Gerçekten Allah'ın azametine inandı. Allah'ın kudretine yakini geldi. Tamamıyla kendini Allah'a verdi. Ululuk mertebesine ulaştı. Sen işini artır, biz de aşını artırırız. İşte aile hayatının aşını da anlattım. Aile hayatının reisini de anlattım. Anlatacak bir şey kaldı mı? Allah! Sen söyle, kaldı mı? İki oldu. İki oldu vallahi, iki oldu. Bilmiyorum, daha anlatacak bir şey kaldı mı? Hasan-ı Basri Hazretleri ile Habibi Acemi Hazretleri otururdu. Bunu anlarsak sohbetim çok güzel anlaşılır. Dicle Irmağı'nın kenarına geldiler. Karşıya geçecekler. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin karşıya geçecek bir nesnesi yok. Yani bir sandaldır, bir ufak suda yüzecek bir şeyi yok. Şeyh Habibi Acemi Hazretleri Hasan-ı Basri Hazretleri'nin yanına geldi. Üstadım burada neye beklersin, karşıya geçsenize. Benim karşıya geçecek bir nesnem yok ki. Üstadım, ilmi olanın hasedi gönlünden çıkarması, bütün işleri hakka bilmesi, haktan geldiğini anlaması, belaları ganimet bilmesi lazımdır. Böyle bilirse su üstünde caddede yürür gibi yürüdü. Sudan Dicle'den yürüdü, karşıya geç dedi. Üstadım buyursana. Bir daha okuyalım. Üstadım, ilmi olanın hocaların hasedi gönlünden çıkarması, bütün işleri Allah'tan bilmesi, Allah'tan geldiğini idrak etmesi, belaları ganimet sayması gerekir. Eğer bunu böyle bilirse deryalara basarsa yürür geçer dedi, basıp yürüdü. Hasan-ı Basri Hazretleri ağladı. Benim müridim deryayı geçti. Hasan-ı Basri Hazretleri sahilin bu kıyısında ağladı. Saadetli gönlüyle şöyle söyledi. Ben gönül ağartırım. Düzeltiyorum. Habibe hitaben. Sen gönül ağartırsın. Ben kağıt karartırım. İlmimin başkası, faydası başkasına oldu. İlmimin namı bana, faydası başkasına oldu. Bir daha söylüyorum. Hasan-ı Basri Hazretleri suyu geçen Habibi Acemi Hazretlerine baktı. Sen gönül ağartırsın, ben kağıt karalarım. İlmimin faydası başkalarına oldu. Evet. Evet, Allah sizden razı olsun. Bu misalin üstüne bakalım Allah nereye, ne cins yolculuk yaptırır, muvaffak eylesin. İşlediğimiz günahın zararlarından bir iki nesne okuyup yuvaya döneceğiz. Zina bütün kötülüklerin başıdır. İşlediğimiz günahların zararları
sayfa 98 zina bahsi. İşlediğimiz günahların zararlarının en büyüklerinden birisi zinadır. Alemin nizamını bozar, nesilleri tahrip eder, insanlar arasında kin düşmesine sebep olur. Onun için Fahri Kainat Aleyhisselam adam öldürmeden sonra zinadan daha büyük bir günah bilmiyorum. Onun için Allahu Teala'nın ayeti celilesinde mealen ve onlar ki Allah ile beraber başka bir Allah'a dua etmezler, Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmezler, haklı olan müstesnadır, zinada bulunmazlar. Her kim bunu yaparsa büyük bir cezaya uğrar. Onun için kıyamette azap kat kat üstüne vardır. Orada türlü rezilliklerle alet devam, böylece devam eder. Sure-i Furkan 68-69. Ayeti celile. 70. ayeti celileyi geçen haftaki sohbetimizde arz ettim. Bir kimse Allah'ın azametiyle sıdkıyla tövbe ederse ve tövbesinde sebat ederse, Allahu Teala'nın emirlerine itaat, farzlarını icra ifa ederse, sohbetinde sözünde durursa, Allahu Teala onun seyyiatlarını mağfiret ettiği gibi bir misli seyyiatlarını hasenata tebdil eder. 69 68 69'u burada okudum. 70. ayeti Furkan geçen hafta okudum. Bir kimse tövbe-i nasuh ile tövbe eder, hakikaten Hakk'ın emirlerine itaat eder, günahlarından rücu eder, Hakk'ın hukukuna riayet ederse Allahu Teala seyyiatını mağfiret eder. 2. Seyyiatın miktarınca ona hasenat ikram eder. Onun için nice arifi billah dünya hayatında günahkar bir hal yaşamış ve lakin sıdkıyla tövbe ettiklerinden en yüksek makamlara yükselmiştir. İşte menkibesini naklettiğim Habibe Acemi Hazretleri faiz para verirdi. Faiz parasını toplamaya gider. Şayet faiz parasını alamazsa ayak teriyle yiyecek içecek almadan geriye dönmezdi. Ben kapınıza kadar geldim, ayak teri verin. Kiminden odun alırdı, kiminden yiyecek alırdı, kiminden et alırdı. Bu şekilde haram para ile bir kuruş harcamadan ayak teriyle geçinirdi. İşte gördük ki Dicle Nehri'ni bir lahzada geçiverdi Habibe Acemi. Tövbe etti, faize rücu etmedi haşa. Allah da onun asaletini, kemalatını derece derece artırdı. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diye Müslümanın kanının akıtmakta asla helal olmaz. Ve lakin 3 kişi hariç kanı helaldir. 1. Zina edenin kimsenin, evli ise zina edenin kanı akıtılır. Müslümanı öldürenin, dinden dönenin kanı akıtılır. Zina muhteremler merhale merhaledir. Zinanın en ehveni elle tutmaktır. Beteri gözle takip etmektir. Daha alası dille konuşmaktır. Zina deyince hemen zinanın hükümlerini idrak etmememiz lazım gelir. Gözle takip etmek zinadan bir cüzdür. Elle tokalaşmak dahi zinadan bir cüzdür. Şu halde zina lafzı ile verdiğim halin derece derece hükmü vardır.
Zina eden şirke yakın tutuldu. İnsan mümin olduğu halde asla zina yapamaz. Yüce Allah'ın kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz. Onlara affetmez, yüzlerine bakmaz. Çetin bir azap vardır. Zina eden bir, yalancı iki, kibirlenen fakir üç. Haram içkileri bırakmadan ölen kimseye Allah gavta suyundan içirir. Gavta suyu nedir bilir misin? Gavta suyu zinakar kadınlardan çıkacak cehennemlere işlenen verilen suyun adıdır. Kısaca zinadan bahsettik geçtik. Dini koruyan aile hukukunun çok önemli bir hükmü olduğu için bunu aldım kasten. Dikkat! Dini koruyan dört şey vardır. Bu dört şeye riayet edilirse dini muhafaza edilir. Şu sayacağım dört şey evlilik aile hayatının en önemli bir hukukudur. Lahza bir, hatıralar iki, sözler üç, yapılan işler dört. Kim bu dört şeyi korursa dinini korumuş olur. Ekseriyetle kulun üzerindeki günahlar bu dört kapıdan insana bulaşır. Allah'ın izniyle uygun bir tarzda bu kapıların hükmünü bilmek lazım gelir. Lahzalar nedir? Lahza. Lahza göz yumup açıncaya kadar geçen süreye lahza denir. Bir lahza, iki lahza, üç lahza. Gözümü kapadım açtım. Buna geçen süreye lahza denir. Saatin saniyesine baksak birkaç saniyelik vakittir. Şehvetin yavaş yavaş yürütücü onun elçisidir. Göz bir lahza görmekle şehvetin peşine düşer. Kulak bir lahza şehvet sözüyle uyanır. Bir lahza dediğimiz her bir vücudun hareketi avret mahallini harekete geçirmeye kifayet eder. Onun için Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam bakışı bakışa tabi kılma. Bakış bir lahzadır. Bir lahzada bir lahzada bakarak bakışı bakışa tabi kılma. Lahzaları devam ettirme. Ancak birinci lahza senindir. Diğerleri ateş içindir. İlk gözün gördüğü çıplak da olsa vebali yoktur. Ama ilk gördüğün lahza bir göz mü açılmak zamanı iken uzun bakarsa cehennem ameli olur. Döner döner bakarsa cehennem ameli olur. Şu halde lahzanın hükmü nedir? İlk gözün gördü, çıplaktır, örtüldür, helaldir, haramdır, vebali yoktur. Ama o bir bakışı uzatırsan haramdır. Tekrar tekrar lahzaları devam ettirirse haramdır. Şu halde Sofi hayatını ufacık lahzalarla koruma mecburdur. Lahzalar dakikaları, dakikalar saatleri içine alır. Olan olur, ölen ölür. Sofi'nin hayatı belaya girer. Harama bakmak, lahzaların takip ettiği harama bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim gözünü Allah için güzel bir kadına bakmaktan men ederse, Yüce Allah kalbine imanın halavetini verir. O tat onun kalbinde Allah'a kavuşuncaya kadar devam eder. Demek lahzalar bizim seyyiatımızın kapısı, çirkin işlerin anahtarı. Ufacık bir lahzada insan küfre girebilir. Ufacık bir lahzada katil olabilir. Ufacık bir lahzada denksiz bir söze şiddetli bir cevap verir.
türlü cinayetler işlenebilir. Sofi, hayatının en küçük anı lahzaya dikkat et. Allah da seni geniş vakitlerden korusun. İkincisi hatıralar. İsabet eden hatıratın tamamının aslı vardır. İşte harama bakmak hatırayı meydana getirir. Bir lahza bakış o fiilin hatırasını canlandırır. O canlanmak ile şehvet iradeyi tahrik eder. İrade azmi meydana getirir. Azim fiil ve kuvveti doğurur. Bundan daha harama yol bulur. Demek bir lahza, bir lahza, bir hatırayı işte neyse o işleyici filan, fiil helaldir, haramdır. Böylece bakmaya sabretmek, sonundaki acıya sabretmekten daha kolaydır buyurulmuştur. Şu halde aile hayatının söylediklerim temel taşıdır. Aile hayatı yuvanın yapılışının şu naklettiğim temel taşıdır. Kim hatıralarının çobanı olursa nefsinin yollarını kapatmış olur. Kim hatıraları hevası nefsi peşinde koşturursa hatıralar kalpte doğar. O düz bir yere serap gibidir. Susuz olan onu su zanneder. Ona kadar gelir su bulamaz. O gördüğü su sandığı şey bir hatıradır. İşte hatıralar amelinin yanında illa bir Allah'ın fermanı vardır. Hesabını tamamen Allah ifa eder. Allah hesabı suretle görür. Sûre-i En-Nur 39. ayeti.